Sevgili dostlar merhaba. Söperspe YouTube kanalıma ve Instagram kanalıma hoş geldiniz. Akşaya Tritiya'dan bahsettik. Gelin bu videoda Hıdrellez'e bakalım. Çünkü 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan akşam gece çok hayırlı olarak bilinir. Bir bakalım enerjiler nasıl hem de bir nevi haritayı nasıl değerlendirdiğimiz hakkında da biraz bilginiz olur. Ben hemen paylaşayım sizlerle. Paraşa Alex'i çıkardım. Gördüğünüz şu anda harita Hıdrellez haritası. Umarım doğru yazmışımdır. Gördüğünüz gibi birinci evde K2 var. K2 Ciyeş'te'de. Bu Ciyeş'te bizim o sorumluluklarımıza yaşlı bilgeliği ile sahip çıkmak anlamına geliyor. Birinci evdeki K2 çok önemlidir. O meditasyonla da alakalı bir nevi. O yüzden aslında bayağı spiritüel bir enerjisi var. Ve Lord of Mars'ı da gördüğünüz gibi 8. evde ve Ardra nakşatrasında. Bu içimizde gizli kalmış yıkıcı güçlere dikkat etmemizi gerektiriyor bir nevi. 8. ev duştan evi ve transformasyon evi. İkinci evin ve beşinci evin Lord'u Jüpiter, gördüğünüz gibi 9. evin Lord'u Ay ile birlikte. Bu da önemli bir konu çünkü sözlerimiz, aile kaynakları, yaratıcılığımız, çocuklarımız, yüksek eğitim, dini inançlar, yolculuk da olabilir. Anne baba ile olan ilişkiler için huzurumuzu destekleyecek. Ay ve Jüpiter'in bir arada dördüncü evde olması çok önemli. Dördüncü ev mutluluk evimiz. Üçüncü evdeki Satürn'e dikkat. Üçüncü evde Satürn Şravana nakşatrasında. Bu da ne demek oluyor? Demek ki küçük kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı, sosyal medyayı ya da komşularımızı dinlememiz gereken bir dönem. O vesileyle bizlere bir takım ve dinleyerek de o kişilere hizmet yapmakla alakalı, bu kimselere hizmet sunulduğu takdirde iyi şanslar olacak. Çünkü üçüncü ev biliyorsunuz yüreklenme evimiz ve bize güzel remedi de olacak. 8. evin ve 11. evin lordu Merkür ve 12. evin lordu ve 7. evin lordu Venüs ile birlikte, Rahu da gerçi orada, birlikteler ve Kritika nakşatrasındalar. Bu da ne anlama geliyor? Demek ki aşk konusunda kendi içimize yönelip ya da kapılar ardında izole olarak bir takım aşk ile ilgili yüksek arzularımıza ulaşarak bu anlamda değişimlere şahit olabiliriz. Bu zaman aşk konuları ile ilgili kötü enerjilerle savaşmak için güzel bir zaman aslında. Çünkü Kritika nakşatrası biliyorsunuz Kartika'ya, o düşmanla savaşmak için doğdu. Shiva ve Shiva'dan. O yüzden bu dönem bu anlamda önemli. Ve 10. evin lordu Güneş Barani nakşatrasında 6. evde. Bu ne anlama geliyor? Önümüze gelen zorluklar, egomuzu kontrol ederek, toplum önünde nasıl göründüğümüzü belki sorgulayarak, kendimizi hatırlatarak çözüme ulaşacak. Biliyorsunuz Barani aniden kesip atmakla da alakalı. O doğum gibi belki biraz sancılı olabilir ama bir anda da doğum gibi de güzel ürünler verecek. O yüzden aniden kesip atmak, yavaş yavaş kurtulmaya çalışmaktan daha etkili olabilir bu dönem için. Bu videoyu sizinle paylaşmak istedim ve saat olarak da Hıdrellez 5 Mayıs İstanbul saat 9 olarak aldım. Bu enerjiler umarım sizlere güzel şeyler getirir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kendinizi sevin. Etrafınızdaki insanları sevmeyi asla ama asla ihmal etmeyin sevgili dostlar. Hoşçakalın.